Herkese merhabalar. İlave TV'ye hoş geldiniz. Bugün vatandaşlarımıza %14.9'luk elektriğe gelen zammı soracağız. Videolarımızı izledikten sonra kanalımıza abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. İlave TV her yerde. İlave TV sizleri seviyor. Vallahi hiç iyi düşünmüyorum. İyi bir şey değil ama yapacak bir şey yok. Ne çekeceğiz. Olacak abi? Nasıl olacak böyle? Yani olacağı yok. Zam geldiyse yaşayacağız. Eski 2000'lerde %100'de enflasyonlarla yaşadık. Bizim yaşımız 50. Onları biliyoruz. Yani bu biraz bunda da yaşarız. Biz alışkınız yani. Bu millet vergiye, zamma alışkın. Yani biz 2000'li yıllardaki hükümetlerde gördük bunları yani. Çok gördük. Evet. Sabah kalktık, zam. Akşam yattık, zam. Yani %100 zamları milletin yüzde hiçbir şey fabrikalara ırz ırı kapatıp faizlere yatırdığı 1 milyona 100 lira 100 bin lira faiz aldığını biliyoruz. Şu anda çok şükür yine haftadan haftaya geliyor. Önceden günlük geliyordu diyor yani. Önceden günlük geliyordu yani. Sabah yat zam, kalk zam. Şimdi çok şükür haftadan hafta. Haftadan haftaya, şimdi. Aydan aya, yıldan yıla. Şimdi toplanıyor da geliyor. Yani eskiki zamana göre şu an çok iyiyiz. Piyasa iyi. Çok şükür. Herkes alımını salımını yapabiliyor. Aynen. Herkes rahat. Aynen. Ekonomik rahatlık var. Ya olacak, kriz olacak, olmayacak değil yani ekonomik ama. Bence kriz de yok abi. Yani genel bakarsak kriz de yok vatandaşlara bakarsak. Aynen. Aynen herkes yok yok diye ağlıyor ama herkes yaşayabiliyor. Herkesin evinin önünde 3 arabası var. Aynen. Traktörü var. Aynen. Önce de köyde 1 kişi de 2 kişi de araba olurdu. Şimdi herkes. Herkesin altında her evinde araba var. Son model. Bir de yani. Son modeli de var. Evet. Traktörsüz çiftçi yok. Aynen abi. Ama soruyoruz, herkes ağlıyor. Herkes aç. He, acız diyor. Hiç. Ama hayat devam ediyor. Eyvallah. Çok sağ ol abi. Teşekkür ederim. Sen de sağ ol. Geldi. Suya da zam, elektriğe de zam. Memleketin kivisi çıktı. Ya adamların parası yok, ihtiyacı var mecburi. Halkı kazıklayacaklar mecburi. Doğalgaza %52 gelmiş. Evet. Akaryakıta %30. Peki. Para lazım bunlara. Peki emekli maaşını alırken yılbaşında zam gelirken bu zamlar göz önüne alınır da emekliye zam verirler? Almıyorlar. Göz önüne almıyorlar. Kaç gelir emekliye? %5, %4. Ancak. Ama öbürlerine %60, %70 zam. Onlar başka. Ne olacak peki? Ne olacak? Halk böyle giderse devamlı kazıklanır. Razı değil. Halk böyle giderse böyle olacak. Çok sağ ol abi. Teşekkürler. Şey Bey. Düşünecek bir şeyimiz kalmadı güzelim. Halimiz kalmadı düşünecek. Doğalgaza %52 gelmiş. Beyaz ete. Bizim emekli maaşa %9 geldi herhalde. Bilmiyorum. Evet. Allah kolaylık versin diyeceğiz. Ne diyeceğiz? Başka bir şey diyemiyoruz. Sabahdır adayı da söyleyeyim. Lanet okuyamayız. Konuşamayız. Peki yılbaşında zamlar verilirken emekliye, memura, asgari ücretliye bu verdikleri elektriğe koydukları zammı düşünürler mi? Düşünmezler güzelim. Düşünülmez. Düşünülmez. Aynı sistem gider. Ne olacak peki efendim? %4, %3, %5 onları bekliyoruz. Onlar gelir. Yapacak bir şeyimiz var mı güzelim? Var mı yapacak bir şeyimiz? Şu an yok. Yoksa konuşmaya da hiç gerek yok. Onlar kendileri bilir. Eyvallah. Allah onları bildiği gibi yapsınlar. Allah belalarını versin. Abi %4 biz zam aldık emekliler olarak. O da normal. Peki yılbaşında emekliye zam verirken bu yapılan zamları göz önünde tutarlar da yüksek zam verirler mi emekliye? Verirler. Ben vatandaş olarak bu zamları yapana hakkımı helal etmiyorum. Bu kadar kesin konuşuyorum. Nasıl düzelecek peki? Düzelmez abi. Düzelmez. Bu yönetim böyle olduğu müddetçe düzelmez. Her gün zam. Artık bıktık, usandık. Yeter. Allah razı olsun, AKP'ye oy verenler düşünsün. Evet. Tayyip Efendi bizlere emeklilere 4+4 veriyor. Elektriğe %60 zam bir yıllık. Toplamda ne yapıyor? Emeklinin 8'i herhalde %80 olarak görüyorlar. Onlar sarayın ampulleri sönmesin diye yapıyorlar. Amcam şükretsinler diyor. O amcaya söyleyeceksin. %99 bankamatiklerden, maaş alanlardan birisidir. Evet. Anladınız mı? Teşekkür ederim. Emekli öğretmenim bana verdiği zam 4+4. 2021 yılında 3+3. Damat efendinin söylediği refah büyüyoruz dediği gün mutlaka elektriğe %15'ten aşağı zam kaktırmıyorlar.
Doğalgaza %52 gelmiş, akaryakıta %30 zam gelmiş toplamda bu yıl. Peki yılbaşında emekliye, memura, asgari ücretliye zam verirken bunlar göz önüne alınır mı? Göz önüne almazlar. Onların enflasyonu hesaplama şeyleri, limitleri pimpon topuyla veya atnalıyla enflasyon hesaplıyorlar. Enflasyonu hesaplayacak olan delikanlı adam mutfaktaki gıda ile hesaplar. Evet. Kuru fasulye geçen sene 5 liraydı, şimdi 10-12 lira. Beyaz ete %40 zam gelmişti. Aynı şekilde. Gelen zam artık etmeyeceksiniz diyor. Şükredeceksiniz. Onlara şey lazım. Koyun sürüsü lazım. Şükredeceksiniz diyorlar. Amcamız diyor domuz eti yiyorlar da ondan öyleler. O domuzu yani kendileri yiyorlardır. Bizde domuz eti yiyen olmaz. Teşekkür ederim. Hadi iyi günler abi. O çoktur abi ya. Vallahi biz mahvolmuş. Çok mu? Hayır vallahi. Bir yıl içinde %60 zam gelmiş elektriğe. Çok geliyor abi ya. Mümkün olsa indiriliyor. Yani artık hiçbir şey düşünemez hale geldik. Neden efendim? Neden? Çünkü yetemiyoruz. Maaşlarımız buna elverişli değil. Maaşlarımız yetmiyor. Her şeye her gün zam geliyor. Elektriği bırakın. Doğalgaza zam geliyor. %52 gelmiş toplam. Toplam. Yani diyecek bir şey bulamıyoruz ki. Ne diyebiliriz ki? Geçinilmiyor. İnsan hayat o kadar pahalandı ki. Geçinmek imkansız. Tavuk etine, balık etine %40 gelmiş. Biliyoruz. Bir yıl içinde. Biliyoruz artık insanlar yani hiç mi bir şey yemeyecek? Yani bilemiyorum ben. Bir şey diyecek halimiz kalmadı açıkçası. Buramıza geldi. Buramıza geldi diyecek halimiz kalmadı. Çok teşekkürler. Teşekkürler. Ne diyelim ki? Ne diyebiliriz? Ne desek boş. Doğalgaza %52, evet. Akaryakıta %30, beyaz ete %40 zam gelmiş bir yıl içinde. Yapabileceğimiz bir şey yok yani. Peki emekli, memur, işçi yılbaşına zam alırken bu verdikleri zammı göz önüne alırlar mı? Yani bir emekliye ya da asgari ücretle %30 zam verir mi? Zannetmiyorum, bütçeyle alakalı her şey. Bütçede açık mı var sizce? Tabii ki, zaten ondan kaynaklanıyor zamlar. Peki ne olacak efendim sizce? Vallahi böyle yaşamaya alıştık artık, ne diyebiliriz ki? Zam diyor. Alıştık zamlara artık. Siz ne düşünüyorsunuz efendim? Vallahi ben ne diyeyim, ben Allah diyorum. Yani Allah'ta, Allah'tan vicdanından korkmayan insan bu kadar olmaz. Yani ne verdin? Ne verdin de ne alıyorsun? Yani bir şeyler ver ki vatandaşa, emekliye bir şeyler ver. Benden de bir şeyler al. %4 veriyorsun. %4 veriyorsun. Bana 40 lira para veriyorsun. Benden alıyorsun. Elektriğe niye zam yapıyorsun? Yani niye? Doğalgaza niye zam yapıyorsun? Alıyorsun 3 kuruşa, millete veriyorsun 10 kuruşa. Bütçede açık varsa bu kadar milleti yanında danışman olarak kullanmasın. Yeter artık ya. Yeter artık yani, buna bir çare bulsunlar. Yani vatandaş zor durumda. Bak ben bugün kredi kartı borcu ödemeye geldim. Zor ödedim. Bir bana, bankaya yine oradan çekeceğim. Ya bir dahaki bankaya alacağım. Filancı bankadan oraya bir yatıracağım. Yazık yani, vatandaşın alma gücü kalmadı. Patates, soğan dediler 6 lira, tamam 1 lira 2 lira indi, önemli değil. Ama vatandaş artık umudu kalmadı. Millet mutsuz. Ne olacak peki abi? Ne olacak kardeşim, gideceğiz komple intihar edeceğiz. Yok öyle bir adam da. Ya artık bu adamın peşine düştük, başkanlık sistemi dedi ama başkanlık olduğu zaman her şey düzelecek. Her şey ne daha fena olduk ya. Uçacağız diyor. Ya ne uçuyor? Bizi uçurdular, bizi. Mazot kaç lira ya? %30 zam gelmiş yılbaşından beri. Allah çok versin. %50 gelsin. %100 gelsin. Artık yani millete de bir, şu emekliye, şu çalışan kesime bir ilaç gibi tokunsun kardeşim. Kendine geldi mi 1 milyar, 2 milyar zam yapıyorsun. Bize geldi mi 40 lira. La ver garibana, ver. Emekliye ver. Ya emekliye ver ki seni ayakta tutsun. Niye korkuyorsun emekliye 200 lira, 300 lira zam vermekten? Niye korkuyorsun? Ver kardeşim bu adamlara. Ya ver ki adam istediğini alsın, yesin. Senin de gözüne oyu soksun. Ya ver kardeşim, ne olur yani ya. Niye vermiyorlar abi? Niye, ne bileyim artık, anlayamadım. Bu emeklinin, bu çalışan kesimin ne derdi var anlayamadım. Ne anlayamadım yani, bu kadar olmaz. Yani adam Gürcistan'a gidiyor mazot alıyor 3 lira. Ete gidiyor alıyor 10 lira kemikli et, o 15 lira kıyma istop. Parlament orada 2,5 milyon lira. Abi bu millet, oraya da çalışan insanlar var. Taşınalım mı yoksa? Ya nereye gidelim abi? Bulgaristan'a mı gidelim? Şeye mi gidelim? Öbür şeye.
Bir sigaraya zam yapmışsın. Ya bırak vatandaş sigarayı onda. Şimdi millet hep şey içiyor. Tütün. Sarma. Sarma içiyor. Yok abi ne yapacak adam? La yok kardeşim. Olmayan şeyi adam ne yapacak? 5 lira veriyor şey alıyor. %84 sigaradan vergi alınıyor. Allah çok versin abi. Allah çok versin al. Şaraba verdin, rakıya verdin. Millet daha içecek bir şey kalmadı abi. Milletin bir şarabı vardı, bir rakısı vardı. Kafasını çekiyordu, rahat uyuyordu. Derdi sıkıntısı yok. Ona da vurdum. La bırak bizi daha rahat kardeşim ya. Bırak. Allah diyoruz. Daha başka bir şey demiyoruz. Eğer beni bu akşam almazlarsa daha da almazlar galiba. Seni seviyorum. Allah razı olsun. Ya vatandaşa artık bir şey yapsın bu adam. Abi bir şey yapsın. Şu emekliye versin ya. Lan kardeşim 40 lira nedir ya? Pazara bir gidiyorsun alamıyorsun. Ya ver 300 lira fazla, ver 500 lira fazla. Biraz rahat nefes alsın. Ya benim bir arkadaşım var. Emekli olmuş kamudan. 5 milyar emekli maaşı alıyor. Ben de 1,5 lira emekli maaşı alıyorum. Ben de sigorta ödemedi öde. Ya ondan kes bana ver kardeşim. Dengele diyor. Dengele 5 lira alan adama. Arkadaşım senin emekli maşını 1,5 lira desin, beni de 2,5 yapsın. Ben de gideyim krallar gibi kıymamı alayım, yoğurdumu alayım, sütümü alayım, peynirimi alayım. Alamıyorum kardeşim. Tatile falan gidebiliyor musun? Ne tatili kardeşim? Hangi tatil ya? Tatilim evi nerede? Ben Karadeniz'den buraya geldim, çocuğumu evlendirmeye geldiğime pişman oldum. Nedir ya? Bu kadar insanın üstüne gelinmez ki. Vatandaş artık tık dedi ha tık. Ver kardeşim bu millete ver. Boğazından kesme. Harcadığın paraları, lüks harcamalardan şu millete ver. Teşekkür ediyorum kardeşim. Allah'a emanet. Düşünecek bir şeyim yok. Tebrik ediyorum bu şey yapanları, zam yapanları, idarecileri. Doğalgaza bir yılda %52 gelmiş. O da aynı şekilde. Akaryakıda vatandaşı düşünen yok. Herkes kendi hesabını düşünüyor. Emekli misiniz? Emekliyim. Size ne kadar zam geldi? %4 veya 5 işte o civarda. Peki yılbaşında bu yapılan zamları göz önünde alıp da emekliye, asgari ücretliye, memura %30, %40 zam yaparlar mı? Asla. %4'ü geçmez. Geçmez. Ne olacak peki efendim? Olacak bir şey yok. Vatandaş kendi şeyini bilecek. Geçim derdini, geçim problemini halledecek. Kendi yağında kavrulacak. Çok teşekkürler. Rica ederim. Efendim siz ne düşünüyorsunuz? Elektriğe %14,9 zam geldi. Toplamda bu yıl %60 zam gelmiş. Demek ki mecbur kalıyorlar, veriyorlardır. Bedavadan değildir. Yani devletin durumu iyi değil demektir. Vatandaş mecburi katlanıyor. İyi kötü neyse. Gökten ne yağmış yer kabul etmemiş. Ama emekliyi düşünmedikleri ortada. Emekliler zamanında onları çok destekledi. Bu hükümeti her zaman için destekledi. Ama emekli beklediğini hiçbir zaman için bulamadı. Yani bu işin emekli şikayet ediyor diyorlar ama bizim emeklilerde de suç var. Bir gün hiç Antalya'ya gidelim başka. Bütün kahvelere gittiğin zaman %95'i emekli. Kahveleri dolduruyorlar. Hepimiz tüketici olduk. Üretici kalmadı. Ne yapacak mesela 70 yaşındaki amcamız? Siz ne yapabilirsiniz? Ben 75 yaşındayım. Ne her şeyi yapabilirim. Hiçbir şey yapmasam. Gider 2 kilo nohut alır, haşlarsın. Bir parhaca bırakırsın. Tamam arkadaşım. Kağıt yaparsın. Çalışsın diyor. Barlağı 1 liraya satarsın. Şimdi kaç yıl çalıştınız? Ben mi? Normal 33 sene çalıştım. Evet. Çalıştım, emekli oldum. Allah devlete, millete zeval vermesin. Abi, 33 yıl hizmet verdiniz. Evet. İnsanlar ölünceye kadar çalışmak zorunda mı? Mesela Almanya'da şöyle söyleyelim. O da güzel değil. Şimdi, o kelime evet, biraz yanlış. Ölene kadar çalışacak diye bir şey yok. İşte nasıl, ne yapacağız? En büyük ticaret nedir bilir misin evet, kardeşim? İnsan gençlikte, para da gençlikte, ibadet de gençlikte, evet, her şey gençlikte. Biz hepimiz, ben şahsıma ilk emekli maaşını aldığım zaman 250 lira aldım. Yani şimdiki 25 kuruş dediğimiz. Evet. Ve ben onun ikinci ayında aldığım o paramı götürdüm hanıma, bir elbise aldım. Akıllı adam olsaydım almazdım. 25 kuruşluk da alabilirdim. Sümerbank'ta o zaman parçanın metresi. Fiş veriyorlardı size o zaman. Canım? Fiş veriyorlardı Sümerbank fişi. Veriyordu. Yok işçiydim. Evet.
Ama demek ki biz bazı zamanında ekonomimizi düzeltememişiz. Peki bizim emeklimiz işte nohut satsın, çekirdek satsın. Peki Almanya'da emekli olan bir vatandaş. Şimdi şöyle söyleyeceğim. Bizim ülkemizde emekli olan birisi tatile gidebilir mi? Ya arkadaşım şimdi sen emeklisin. Haklı değil mi ya da? Yani hakla hukukla alakası yok. Şimdi adam adamdır, pehlivan başka adamdır. Evet. Anlatabildim mi ne diyorum? Şimdi sen Almanya'dakine, Türkiye'dekini mukayese edemezsin. Kıskanıyor diyorlar ya. Kim kıskanıyor? Almanya bizi kıskanıyormuş. Tabii ki neden kıskanıyor? 2 milyon lirayla geçindiği için. Evet. Değil mi? Onu kıskanıyor ama biz efendi insanlarız. Biz ekmek yoğurtla karnımızı doyurabiliriz. Ama o domuz eti yemese karnı doymaz. Domuz eti yedinden öyle. Hoşça kal. Eyvallah. Allah'tan tabii. Hayırlısı olsun. Hiçbir zaman için karamsal olmamak lazım. Tabii. Bazen tabii. Yani insanlar şimdi yaptıklarını bekliyoruz. Kendisinde bulacak. Tabii. Ne olursa olur, benden olur. Dilim dursa başım selameti bulur. 1300 lira alan nasıl şükresin efendim? Şimdi efendim 1300 lira alan tarım işçisi. Emekli ise bağkur. Olmaz. Şimdi emekliden emekliye, işçiden işçiye farklar vardır. Evet. Bir gün karayollarında dozerde çalışıp emekli olan adam fazla 4,5-5 lira alanlar var. Evet. Ama bir tarım işçisi verdiği kaç kuruş? Tarım işçisinin mi katkısı daha çok karayollarındaki? Tarım işçisinin katkısı çok olur ama tarım işçisi sattığının meyvasını almış, biriktirmiş, cukkası sağlam. İyi ama kazanmış diyor. Tabii ki o karayollarında çalışan eğer akıllıysa o da kazandığını parasını biriktirmiş. Yok yemiş, içmişse, efelik yapmışsa onda para değil ki akıl bile yok. Evet. Allah'a emanet olun. Teşekkürler.